Şimdi çift etkili silindirlerin sıralı denetimi üzerine örnekler yapalım. Şimdi her bir silindiri A ve B harfi ile isimlendirdim. Buradaki ilk örnekte A silindiri artı, bunlar eksi ve artı bilinçli olarak yazdığım şeyler. A silindiri artıya gittikten sonra B silindiri artıya gidiyor. B silindiri artıya gittikten sonra A silindiri eksiye, yani geri dönüyor. Bu A ile B eğer alt alta ise, buradaki örnekte olduğu gibi alt alta ise, A ile B aynı hareketi yapıyor. Yani aynı anda buradaki işlemi yapıyor. Yani A ile B geri dönüşü aynı anda yapıyor. Diğer örnekte de A silindiri pozitif yönde giderken gittikten sonra B silindiri pozitif yönde gitmesini sağlıyor. Bunlar birbiriyle ilintili olan silindirler. Yani A'nın hareketinden sonra B hareket ediyor. Dolayısıyla B'nin harekete geçmesi A'nın artıya gittikten sonra oradaki herhangi bir valfe sinyal göndererek bu işlemi yapıyor. A artıya gittikten sonra B artıya gidecek. B artıya gittikten sonra A eksiye, yani A geri dönmüş olacak. Sonra A geri döndükten sonra, bakın bu bilinçli olarak söylediğim bir söz. A geri döndükten sonra, yani A artıdayken geri dönecek. Döndükten sonra B'yi geri döndürecek. Dolayısıyla buradaki hareketler her bir silindire A ve B ismi verdik. İki tane ayrı silindir var. Birbiriyle bağlantılı, yani birbirine sinyal göndererek iş yapmasını sağlayacağız. Bu endüstride, yani piyasada çok sık kullanılan mekanizma türlerinden iki tanesi. Yine bunları çoğaltacağız. Şimdi önce beraber geri dönsünler. Yani A silindiri artıya gittikten sonra B silindiri artıya gitsin. Daha sonra A geri döndükten sonra B geri dönsün. Şimdi bunun için basınç kaynağımızı iş elemanı olarak çift etkili silindiri, daha sonra çift etkili silindirin artıda ya da ekside olduğunu valflere tanımlamak için bir tane mesafe cetvelini çift etkili silindirin sağ tarafına konumlandırdım. (5/2) yön kontrol valfi. Bir tane de 3/2 yön kontrol valfi. Bunun sinyal göndermek için de makara ihtiyacımız var. Makaralı valfe. Peki, şimdi bunları düzenleyelim ve bağlantı yollarını oluşturalım. 5/2 sol tarafında pneumatik sinyalli olsun. Geri dönüş yaparken yay geri getirmeli değil de bu da pneumatik kontrollü olsun. Şu butona bastıktan sonra 5/2 sinyal gönderecek. A silindirini artı pozisyona gönderecek. Böyle düşünüyoruz. Dolayısıyla bunu bağlantı yollarını oluşturalım. 3/2'de bu genel bir sembol, biliyorsunuz. Şu, bu aradaki çizginin ne olduğunu söylemiştik. Bunun ayarlı olduğunu, yani sizin CNC tezgahlarda gördüğünüz acil stop gibi, o da bir valf 3/2. Butona bastığınız zaman kalıcı olacaktır. Yani bu ayarlanabilir olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla biz normal butonlu kullanıyoruz. Yay geri getirmeli. Onayladım. Butona bastığımız zaman sinyal 14'e, dolayısıyla 4'ten iş hattına gidecek. Bunun artı pozisyona gidecek. Ve bu A silindiri artıya gittikten sonra
B silindirini hareket ettirecek. Dolayısıyla şimdi biz bunları, şu bağlantı yeri aşağıda dursun, kompresör. Bu yaptığım devre elemanlarını shift tuşuyla beraber mouse'u sola doğru sürükledim. Peki. Şunu silelim. Şimdi bu A silindiri. Shift'e basarak yapıyorum bunu. Sağdaki de B silindiri. Şurası artıya gönderiyor. 5-1-2 yön kontrol valfinde artıya gönderiyor. Burası eksiye gönderiyor. Burada da aynı. Peki. Şimdi butona bastıktan sonra 5-1-2 A'yı artıya gönderiyor. Artı da bir valfe dokunacak ki, sinyal gönderecek ki o da B'yi artıya göndersin. Dolayısıyla neyi gönderecek? Şu artıya gönderiyor. Bunun da makaralı valf olduğunu shift tuşuyla kopyaladım. Bağlantı yerlerini ayarladım. Şimdi bu A silindiri artıya gittikten sonra buna dokunacak. Dolayısıyla bunu artıya gönderecek. B artıya gitmiş olacak. B artıya gittikten sonra ne diyoruz? A silindiri eksiye dönecek. Ve B silindiri de beraber dönecek. Dolayısıyla bunun geri dönmesi, B silindirinin geri dönmesi pneumatik değil de yay geri getirmeli olsun. Dolayısıyla şuna ihtiyacımız kalmadı. B geri dönerken de A'nın geri dönmesini istiyorum. Dolayısıyla A'nın geri dönmesi de nerede olması lazım? B'nin artıdayken, yani şu aslında bu valf nerede olması lazım? B'nin artı pozisyonda. Peki bunları isimlendirerek yapmaya çalışalım. Şimdi isimlendirme yaparken biliyorsunuz eksiye gönderenleri tek sayıyla ifade ediyoruz. Artıya giderken de çift sayıyla ifade ediyoruz. Birinci silindire A silindirine bir nolu silindir diyoruz. İkinci silindire yani B silindirine de iki nolu silindir diyoruz. Dolayısıyla A'yı etkileyen elemanlara yani bir nolu silindiri etkileyen elemanlara, devre elemanlarına bir nokta ile ifade isimlendiriyoruz. B'yi etkileyen devre elemanlarına da iki noktayla isimlendiriyoruz. Peki, şimdi ben diyorum ki butona bastığım zaman A silindiri artıya gitsin. Artıya gittikten sonra şurada tam bir noktada 100 uzunluğu biliyorsunuz 0 ile 100 arasında tam 100 noktasında 100 milimetrede bir valfe dokunacak ki B artıya gidecek. Dolayısıyla bu hangi valf? Buradaki şu valf. Buna biz diyoruz ki 2 nolu silindiri etkiliğinden dolayı buna diyorum ki 2 nokta artıya gönderdiğinden dolayı sistemi silindiri artıya gönderdiğinden dolayı buna çift sayı diyorum. 2.2. Bu 2.2 nerede aslında? Mesafe cetveli üzerinde diyorum ki burası 2.2 aslında 95 ile 100 arasında olsun ya da tam 100'de olsun. Bunu öyle isimlendirebilirsiniz. 2 nolu 2.2 valfine, makaralı valfe dokunduktan sonra B'yi artıya gönderdi. Peki B artıya gittikten sonra neye dokunacak? B artıya gittikten sonra A'nın geri dönmesini istiyoruz. Dolayısıyla B'nin artık pozisyondaki valfte, yani şuradaki valfte silindirin kolunun dokunduğu valfte A'yı eksiye göndermesi gerekiyor. Dolayısıyla buradaki valfe de diyoruz ki bunu da bir nolu silindiri etkiliğinden dolayı buna bir nokta ile isimlendiriyoruz. Geri dönüş olduğundan dolayı tek sayıyla isimlendiriyoruz bunu. 1.3. Peki 1.3 nerede? Mesafe cetveli üzerinde 1.3 95 ile 100 arasında olmasını sağladık. Dolayısıyla şimdi bir tekrar bunun üzerinde konuşalım. Butona bastık.
A silindiri artıya gitti. Artıya gitti. İki nolu iki valfine dokundu. Sinyal gönderdi. 2.2'de B'ye sinyal gönderip artıya gitmesini sağladı. B artıya gittikten sonra 1.3 makaralı valfe 1.3 nolu makaralı valfe dokundu. Yani sinyal gönderdi. A'nın eksiye dönmesini sağladı. A eksiye dönerken de B'nin eksiye dönmesi neyle olmuş oldu? 5 bölü 2 yön kontrol valfinin yaylı etkisinden dolayı. Bu bizim kullandığımız buradaki yön kontrol valfleri ya da diğer devre elemanları piyasada olan valfler. Dolayısıyla biz sistemi tasarlarken de olan valfler üzerinde işlem yapmamız lazım. Özel valf de tasarımı yapabilirsiniz ama o durumda özel valf yaptığınız zaman buradaki simgeler değişir. Biz standart valfler üzerinden işlem yapıyoruz. Peki, şimdi iki nolu bağlantıyı sisteme bağladık. Geri dönüş hatları 3 ve 5, 3 ve 5. Buradaki 3 ve 5 şu anda egzoz hattı. Burada 3 egzoz hattı. Şimdi bu iki tane makaralı var. Normalde açık. Dolayısıyla bunun normalde kapalı olmasını sağlayalım. Normalde kapalı bakın bu. Bunu silelim. Bunları da sildim. Tekrar isimlendiririz. Shift tuşuyla sağ tarafa çektim. Bu makaralı valfin eksiye göndermesini, bunun da artıya göndermesini bağlantı yoluyla sağladık. Bunun 2.2, diğerinde tam makaranın uç noktasına geldiğiniz zaman orada bir yeşil renk var. Ona tıkladığınız zaman değiştirebilirsiniz ismini. 1.2. Bu geri dönecek. Dolayısıyla 1.3. 1.3 şurası. Birler basınç kaynağı. Birleri basınç kaynağına bağladık. Buradaki bir de basınç kaynağı. Peki. Şimdi çalıştıralım. Normalde buna bastığımız zaman bu eğitim sit üzerinde de böyle düşünmeniz lazımdı. Bu devreyi kurduktan sonra devreye akışkanı verdiğiniz zaman sistem de eğer artı da varsa silindirler eksiye dönmesi lazımdı. Şimdi bütün hareketler eksi de doğru. Bakın eksiye gönderiyor, eksiye gönderiyor. Şu bulunduğu pozisyonu biz eksi diyoruz. İleri doğru yani bu silindirler 100 milimetre stop mesafesi. 100 milimetre gittiği yerdeki pozisyonu da artı diyoruz. Yani pozitif diyoruz. Peki butona bastığım anda A silindiri hareket edecek. Buradaki simülasyon hızını biraz yavaşlatalım. Daha net görürüz. Butona bastım. A silindiri gitti. 2.2'ye çarptı. Sonra butondan elimi geri çektim bakın. A ile beraber B geri döndü. A artı, B artı, A eksi, B eksi devre kurulumu böyle. Devre çizimi böyle. İsimlendirirken bunlara dikkat etmemiz lazım. 2.2 bunu hareket ettirdiğinden dolayı, yani diğer silindiri hareket ettirdiğinden dolayı buna 2.2 valf dedik. Aslında bunlar nerede? Sistem üzerinde silindirin artı pozisyonda. 1.3'te silindirin artı pozisyonda.